Şimdi bir dershanede işte öğrenci sayıları verilmiş, sayısal sözel eşit ağırlık. Şimdi sınıfları oluşturacağız ama sınıfı rastgele oluşturamıyoruz, 30'u aşmaması gerekiyormuş. Ayrı ayrı sınıflara konulacaklar. Şimdi sayısal öğrencilerini şöyle bir sınıfa koyduk diyelim. 1, 2, işte nokta nokta kaçıncı olduğu önemli değil. Böyle sınıflara koyduk. Şimdi bizim bir sınıfımızda x tane öğrenci olsun. İkinci sınıfımızda x tane olacak. Öteki son sınıfta da x tane olacak. Artık buradaki öğrenci sayısı kaç ise bir sınıftaki öğrenci sayısı şu 216'yı bölmeli. Yani x sayısı 216'yı bölen bir sayı olmalı. Şu eşit ağırlık öğrencileri de yine aynı miktarda sınıflara koyacağız. Belki daha fazla sınıf olabilir ama her sınıfta yine x öğrenci olacak. Yani x 324'ü de bölmeli. Bizim bir sınıfımızda x tane öğrenci olacaksa 324'ü de o sayıya bölmeliyiz. Mesela 10 kişi olacaksa 324 öğrenciyi onar onar yerleştirmeliyiz. Tabii 10 olmayacağı açık çünkü en son 4 öğrenci artar. Yani öyle bir miktar olmalı ki sınıftaki öğrenci sayısı, sınıf kapasitesi 324'ü bölmeli. 216'yı da ve de 180'i de bölmeli. Biz şimdi az sınıf olsun istiyorsak sınıfa koyduğumuz öğrenci sayısını büyük tutmalıyız. Yani x'in büyük olmasını istemeliyiz. Demek ki şu 3 sayının 3'ünü de bölen en büyük sayıyı, başka bir deyişle OBEP'lerini arıyoruz. X bunların OBEP'i olmalı. Şimdi OBEP 216, 324, diğeri de 180. Şimdi tabii yan yana çizgi koyup bölerek yapabiliriz. Tamamen tercih meselesi. Şunların rakamlarının toplamı 9 yapıyor. Bunların toplamı da 9, bunlarınki de 9. Hepsi 9'a bölünüyor demek. 9'a bölüyorum. 2 kere 9, 18. Şu 2 kez var. 18, 36, 4. 24 gelir bu. Şunu bölüyorum. 32, 3 kez 27 yapar. 3 kez var. 27, 54, 6, 36. Tabii direkt yanında da bölebilirsin. Şunu bölelim. 18'de 2 kez bir de 0 yaparız. 20. Dışarı 9 yolluyorum çünkü. 9'a böldüm çünkü. X eşittir 9 çarpı OBEP 24, 36, 20. Tabii bu şekilde ayrıştırmanın şöyle bir avantajı olacak. Burada geriye kalan sayılar da kullanabileceğiz. Onlar da bizim işimize yarayacak. Şimdi hepsini bölen başka bir sayı arayalım. 4. 4'e bölüyorum. Burası 6 olacak. Şu 6. 4'e bölüyorum. 9 olacak. 4'e bölüyorum. 5 olacak. Dışarı 4 yolluyorum. Şimdi dışarısı x eşittir 36. Şöyle OBEP. Burası 6, 9, 5. Bu şekilde ayırdık. Şunların OBEP'i 1. 1. Şurası. Aralarında asal çünkü. Demek ki bizim x'imiz 36'ymış. Yani bunların hepsini bölen en büyük sayı 36. Biz sınıfımızda 36 öğrenci koyabiliriz. Hepsini böyle. Yalnız şöyle bir şart öne sürmüş. 30'u geçmeyecek. Şimdi 36 öğrenci olabilir. Ama en fazla 36 olabilir. 36'yı bölen sayıda da oluşturabiliriz. Mesela 36'yı bölen, 36'dan daha küçük bir sınıf seçersek 18 kişilik oluşturabiliriz. 2'ye bölsek 36'yı 18. 18 de olabilir. Biz sınıflarımızı 9 kişilik de yapabiliriz. Ama sınıf sayısını az tutmak istediğimiz için öğrenci sayısını mümkün olduğunca yüksek seçmeliyiz. 36 seçemediğimize göre, tabii şöyle yazayım, tabii 9 da olur. 9 da olur. Hatta 12 de olur. 6 da olur. Bunların hepsi olabilir. 36'yı bölüyor çünkü. 36'yı bölen bütün sayılar bunları da böler. Bizim aradığımız sınıf sayısının, sınıftaki öğrenci sayısının çok olması, bu nedenle 18'i seçmeliyiz. 36'nın yarısı. Daha büyüğünü seçemeyiz. 36'yı bölen 18. Tabii bizden istediği sınıftaki öğrenci sayısı değil. Bu sınıftaki öğrenci sayısı. Bir sınıfta 18 öğrenci olacak. Bir sınıfta 18 öğrenci. Şunları siliyorum. İşlemimiz devam edecek. Sınıfta 18 öğrenci var. Şimdi biz 216 sayısal öğrencisinin kaç sınıfa yerleşeceğini bulmak istiyorsak bunu 18'e bölmeliyiz. Ama uzun uzun bölmek yerine şuradan faydalanalım.
şuradan faydalanalım. Biz aslında buranın 18 olmasını istiyoruz. Bunu da şöyle yapabiliriz. Şunu siliyorum. Buranın 18 olması için tekrar içeriye yollayacağım. Burada 18 bırakalım. İçeriye 2 yolluyorum. Buradan içeriye doğru 2 atıyorum. Bu durumda x eşittir 18. Bunun içindeki sayılar da 2 çarpı 6, 12, 2 çarpı 9, 18, 2 çarpı 5, 10 olur. Eğer biz 216'yı 18'e bölersek geriye 12 kalır. Bunun sonucu 12'ymiş. Şurası 12. Bir sonrakini bölünce 18 kalacak. Yani şeyleri, eşit ağırlıkçıları. Şeyleri, şunları bölünce sözelcileri oradan da 10 kalacak. Bunların toplamı kadar sınıfımız var. Toplam 40. 40 tane sınıfımız varmış. Her sınıfta da 18 öğrenci.